Taraftar TV'de Taraftar Hattı programından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, kıymetli izleyenler. Ben Recep Erez. Skorbaş TV'de yeni bir Taraftar Hattı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Taraftar Hattı programının bu videodaki konuğu futbol, Türk futbol olay ismini altın harflerle yazdıran, hatırı sayılır pek çok önemli takımı çalıştıran, futbol severlerin çok yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Menemen Futbol Kulübü'nün başarılı ve deneyimli teknik direktörü sevgili Yılmaz Vural. Dilerseniz sevgili hocamızı daha fazla bekletmemek açısından buradan ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Sevgili hocam, Skorbox TV ve Taraftar Hattı programına öncelikle hoş geldiniz. İyi akşamlar Recep'ciğim. Buyurun. Dinliyorum sizi. 2023 yılı Türk futbolu açısından öyle olağanüstü durumlar yaşadı ve gebe oldu ki sayın hocam, bu tabiri caizse futbol severler açısından soğuk bir duş etkisi yarattı. Önce Halil Umutmeleri, orta hakemin yumruklanması, akabinde İstanbulspor başkanının takımı sahadan geri çekmesi ve son olarak da Riyad'da oynanması gereken Galatasaray Fenerbahçe müsabakasının yaşanan olumsuz nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi. Sevgili hocam, siz yaşanan bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Bu bir idari zaaf. Neden diyeceksiniz? İnsanları nasıl yönetirseniz öyle yönetirler. Maalesef Türkiye'mizde futbolu kimin yönettiğini çok net hepimiz bilmiyoruz. Ben 37 seneden beri üst seviye antrenörlük yapıyorum. 38. senem bu sene. Ve futbolu siyaset mi yönetiyor? Futbolu efendim federasyon mu yönetiyor? Kulüpler mi yönetiyor? Çok net belli değil. Bakın 55 tane UEFA ülkesi var. Bunun 54 tanesi sivil toplum örgütü. Türkiye değil. Özel yapısı şekil olarak var ama içerik olarak yok maalesef. Ve bunun yanında delegasyonda seçim yapılırken kulüplerin Avrupa'daki yani 54 UEFA ülkesinde gücü %50, bizde %90. %90. Yani kulüpler aşağıdan iki TFF takımında yukarı alsınlar imza anlamında her mali genel kurulda seçim kararı aldırıp bir 4 yılına seçtikleri federasyon başkanı bir sene sonra indirebilirler. Yani böyle bir durum var. Önce bunu düzeltilmesi lazım. Yani birilerini yetkilendirmek gerekiyor. Ya bu üç gruptan hangisi talipse yönetsin başımızın üstü. Ama üçünün birden ben yapmıyorum deyip en yetkili olması gereken federasyonu bu kadar güçsüz bırakması maalesef Türk futbolunun başına gelen bütün bu olayların nedenidir. Çünkü otoritenin olmadığı yerde gücün paylaşıldığı, üç kişi paylaşmış gücü oluyor. Böyle bir yerde davul işte onda, tokmak sende misali derler Türkçe'de. Böyle bir yönetim tarzıyla Türk futbolu bu kadar yönetilir. Dolayısıyla bunu bir öncelikle düzeltmek lazım. Yani delegasyon yapısını değiştirmek lazım. Bakın kulüpler kendilerini yönetemiyorlar. Dört büyük kulübün borcu 30 milyardan fazla TL'den. Yani bu ne demektir? Ekonomik olarak hepsi iflasın eşiğinde. İflas etmiş de hadi devam etsin bunlar diye devlet göz yumuyor. Ve onların devamını sağlamak adına. Çünkü futbolun devletimiz de şunun farkında. Spor falan değil. Önemli sosyal bir olay yönetiyoruz. Ve insanların psikolojisini dengeleyen, toplum psikolojisini dengeleyen çok önemli bir sosyal olay yönetiyoruz aslında. Ben oyuncularıma anlatırken futbolun ne olduğunu, önemseyin seçilmiş insanlarsınız, hafta sonları insanların psikolojisini dengeliyorsunuz. Yani siz sosyal bir görev yapıyorsunuz aslında diye söylüyorum. Ve nitekim de bakın stadyumlara giren insan profiline bir bakın. Sağcı, solcu, muhafazakar, efendim, farklı inanışlar efendime söyleyeyim farklı siyasi görüşler hepsi var ve rektör gol oluyor öğrenciye sarılıyor holding sahibi işçiye ya günlük hayatta bunları yan yana getiremezsiniz böyle bir önemli olayı yönetiyoruz aslında ama bunu o kadar basite almaya başladık ki 22 delikanlı topun peşinden koşuyor bir kısım çıkarlanıyor diğerleri deli dana gibi bağırıyor affedersiniz diye düşünülüyor böyle bir şey değil bu. Onun için yeni baştan ellerimizi, kafamızı ellerin arasına alıp düşünmek zorundayız. Bizim yarıştığımız takımlar İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya bunlarla yarışıyorsunuz. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hep bunlar öndeler. Eğer siz işi büyütmek istiyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmanız lazım.
İşte yeniyorsunuz 3 milyon euro, beraberlik 1,5 milyon euro, tur atlıyorsunuz 15 milyon euro, finale geliyorsunuz bilmem kaç milyon euro. Yani neredeyse abartmayayım ama 600-700 milyon euro veya daha fazla euroları kazanıp o zaman Real Madrid oluyorsunuz, Bayern Münih oluyorsunuz ve Barcelona oluyorsunuz veya Manchester City oluyorsunuz. Yani öyle bu bütçelerle Türkiye'nin Avrupa futbolunda yarışması, ki biz de az değiliz yani. Avrupa'da 5 büyük ülkeden sonra geliyoruz neredeyse ekonomik anlamda. Ama ortaya konan icraat maalesef onların seviyesinde değil. Yani şimdi düşünelim, peki ne yapmamız lazım? İşte onların yaptığını yapın. Bakın, bu ayıp bir şey değil. Türkiye bugün Medeni Kanunu İsviçre'den, Ceza Kanunu İtalya'dan, Ticari Kanunu işte Almanya'dan, neredense alarak kendi anayasasını düzenlemiş bir ülke. Dolayısıyla bir Avrupalı olmak istiyorsak ve onlarla yarışacaksak onlar gibi yapmamız lazım. Yani çok basit bu. Yani bu Türk mantığıyla, Türk kafasıyla bu iş olmuyor. Çünkü bizler işin hep kolayına kaçarız. Kendimizden başka kimseyi düşünmeyiz. Maalesef böyle bir huyumuz var. Başarılı olmak adına kulüplerimiz her şeyi mübahtır anlayışıyla yapmaya çalışıyorlar. Başarılı olayım da nasıl olur? Futbolsuz, saha dışı. Yani maalesef yıllardan beri Türk futbolunun başına gelmedik kalmadı. Bir 3 Temmuz geldi ki ondan sonra çok büyük ivme kaybettik. Dolayısıyla hiç hoş gitmiyor. İşte görüyorum, demeç veriliyor. Bugün mesela Erzincan maçından sonra İnegöl'le oynadılar. 2-1 kaybettikleri maçtan sonra sanırım antrenörüydü galiba konuşan. 24 Enteresan Erzincanspor'un teknik direktörü Bülent bir Arkan sevgili hocam. değişik bir demeç verdi. Yani canı yanmış demek kardeşimizin. Dedi ki, ben dedi Halil Ümit'e çok üzülüyorduk işte Ankaragücü maçındaki başına gelenler, ama demek böyle de davranmak gerekiyormuş falan. Yani insanlar saçmalamaya başlıyorlar. Diğer takım yöneticileri, İstanbulspor'un başkanı, takımı, oyuncular yalvarmasına rağmen takımdan çekti ve küme düşüyor. Yani kolay mı oralara gelmek? Yani insanlar o kadar artık ipi koparıyorlar ki, lanet olsun, ne olursa olsun bana karşı yapılmış bu adaletsizliğe karşı benim bir tepki koymam lazım mantığından kaynaklanıyor bu. Kimisi bunu şiddetle yapmaya çalışıyor, kimi davranışla yapmaya çalışıyor, ama kimse mutlu değil. Yani kurumlar arası hiç kimsenin birbirine olan güvenini sağlayamadık maalesef. Hakeme güvenmiyoruz. Hakem bize güvenmiyor. Federasyona güvenmiyoruz. Federasyon kulüplere güvenmiyor. Yani kimse kimseye güvenmiyor ve bu ortamda dünyanın en güzel oyununu rezil ettik. Ve taraftarlar, bakın, Türkiye'nin derbileri gerçekten derbi öncesi, derbi ortası ve sonrası yaşananlar medyasıyla birlikte hakikaten çok önemli derbiler sıralamasında, ama oyun anlamında bakıldığında veya diyelim ki Fener Galatasaray oynadılar. Ondan sonra İngiltere'ye gidin, geçin eve gidince basit bir maçını izlemek için televizyon açın. O başka bir şey oynanıyor. Tempo başka, hakem başka, birbirine saygı başka, taraftar başka, oyuncu düşüp kalkmamazlık yapmıyor. Yani bu seviyeye gelmek maalesef yöneten arkadaşların futbolu adam gibi yönetmesiyle doğru olur. Ve kendilerine güven duyurmasıyla olur. Yani büyük takım, küçük takım, Türkiye'de bu lafların artık kalkması lazım. Türkiye Ligi bugün sanırım 20 takımla oynanıyor. Ve bizim ligler 19 takımla oynuyor. Bir aşağısı 18 takımla. Yani 136 tane profesyonel takım var. Üçüncü liglerden yukarıya kadar. Ve siz bir kulüpler birliği diye bir kurum kurmuşsunuz. Kulüpler kendi haklarını kendi bir araya gelip kovalamak anlamında kurmuşlar bunu. Kendi sorunlarını tartışmak anlamında. Ama ikinci, üçüncü ligleri hiç kendilerinden görmüyorlar. Onlar üvey evlat, onlar ne yaparsa yapsın. Devlete vergi borçları ta dibe gelmiş, sigorta borçları gelmiş, oyuncuya para ödemez, antrenörleri ödemez. Bir takım var, isim vermek istemiyorum, 17 tane hoca değiştirmiş. Hala aynı kurula devam ediyorlar. Antrenörleri kardeşim siz alıyorsunuz. Çok fazla çalışan antrenör senede 3-4 tane takım değiştiriyorsa almayın. Yani işveren sensin yani. Dolayısıyla bunu antrenörlere yasak koyarak değil,
Aslında bunu kulüplere yasak koyarak çözüyoruz. Tam tersi. Yani hukukta birisine ne kadar engel koyuyorsanız o kadar sizde engel koymanız lazımdır. Ne hukuk var ne bir şey var. Gücün maalesef kullandığı, gücün ön planda olduğu, gücün isteklerinin yerine geldiği, gücün başkanlarının futbolu yönlendirmeye çalıştığı bir ortam var. Bu ortamda Türkiye futbolu maalesef içi boş bırakılıyor. Haksız bir rekabetin oluştuğu ki kulüpler birbirleriyle ilgili bu iddialarda bulunuyorlar. Ve tabii ki bunun bir gerçeklik payı olmasa bu kadar net konuşulur mu bu yani? Kapalı kapılar arkasında biz neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir iddia belası çıkmış. Ondan sonra yani o güzelim oyunun içine ettik affedersiniz. Yani dolayısıyla kısaca futbolla ilgili tarif maalesef bu. Bunu düzeltmek mümkün mü? Mümkün. Devletimizin karışmak durumunda olduğu alanlar belli. Gençlik, tesisleşme, efendime söyleyeyim, eğitim. Bu konularda devletimizin desteğini almadan olur mu? Yoksa devletimizin şu açıdan desteğini hep ister kulüpler giderler Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanım şu vergi işini halletsek mi, şunu yapsak mı? Yani ya siyaset madem ki onlara gidiyorsanız kusura bakmayın. O da işin içine girdiğinde siz de niye girdin diyemezsiniz. İşinize geldiği zaman gidin, gelmediği zaman gitmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini bildikleri için bana göre onu suistimal ediyorlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız da bu konuda tabii Türkiye'nin o kadar çok sorunları var ki yani bir adam bu konunun içine çekmenizin alemiyle. Yani çünkü her mesleğin bir özel bir tarafı vardır. Yani eğitilmiş insanlarla yapılması gereken bir iştir futbol yönetmek. Futbol yönetmek normal insan yönetmiyorsunuz. Yani 28 tane işte Süper Lig'de galiba sayı bu. Bizde 25. Bu kadar genci yönetmek bir fabrika yönetmekten daha zordur. Uzmanlık isteyen bir konudur bu. Seçiminden, alımından, veriminden yani her şeyine kadar bir uzmanlık isteyen konu. Maalesef Türkiye bu konuda uzman antrenör, uzman yönetici, uzman çalışan yetiştirmiyor. Futbolcu yetiştiremiyor. Yani bakın Türkiye'mizde 21 milyon çocuğumuz var. Milletin Bakanları açıkladı. 6 yaş, 7 yaş, 17 yaş arasında yani ilkokul, lise çağında okullara giden sayı bu. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'da 21 milyonluk kaç tane ülke var Allah aşkına? Tutuyorsunuz 50 bin kişilik bir fare vadesine kaybediyorsunuz. Dolayısıyla toplum psikolojisinin içine ediyorsunuz. İnsanların kendine olan özgüvenlerini kaybettiriyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şey yani. Uluslararası boyutta bize çocukluğumuzdan bile öğretilen şu değil mi? Bir Türk 10 gavura bedeldir kaba tabirle söylüyorum. Çok özür dilerim. Yani kimse öyle görmüyorum ama bizde böyle bir laf vardır. Yani toplumun insanı motive etmek için söylenmiş bir laftır bu. Yoksa kimse bir kişi 10 kişiye bedel olamaz yani. Ama bu topluma verilmiş bir mesajdır, ruhtur. O açıdan biz yalnızca maalesef işin duygusal boyutuyla hep varız ama işin realite boyutuyla maalesef o 10 gavura bedeldir denilen Türklerin dışarıya çıktıklarında Edirne'den çıkınca çok uluslararası yaşadıkları 3-4 tane sonuç var. Bunlardan bir kere Dünya Kupası'na katılmışız. Bir kere İspanyol bir 12 yaşında çocuğun kurasıyla gitmişiz. Bir kere Amerika'ya gidecekken paramız yetmemiş gidememişiz o zamanlar. 38'den beri var bu kupalar. Ve bir kere de Japonya, Kore'de Şenol Hoca zamanında üçüncülüğümüz var. Yine Fatih Hoca ile bir üçüncülüğümüz var Avrupa Şampiyonası'nda. Ya yani bunun dışında Galatasaray'ımızın bir UEFA Kupası var, Süper Kupa var. Bunun dışında hiçbir başarımız yok. Belki Fenerbahçe Beşiktaş'ın bir çeyrek finali olabilir. Yani bakın kaç yıldan beri, 100 yıllık bir futbol geçmişi olan bir ülkeyiz. 1923'te kurulmuş federasyon. Federasyon hala Fenerbahçe, Galatasaray'ın ve diğer takımlarla kaç tane şampiyonluklu olduğunu onaylayamıyor. Kardeşim 1923'te kurulmuşum. Senin yaptığın organizasyonlarda takımlar birinci olmuşlar. Ha, o zaman 8 takım varmış. O zaman İzmir takımları geliyormuş. Ankara takımları İstanbul'da cumartesi pazar maçı. Ama senin organizasyonun bu. Yani bu organizasyonları hayır 59 senesinden sonrasını kabul ediyorum deme hakkın var mı olur? Ya yani mantıksal olarak düşündüğünde kurulduğun günden bugüne kadar kimler hangi yaptığın organizasyonda başarılı olduysa
şekli şemali değişiyor. Geliştikçe her şey başka bir turnuvalar oluyor. Başka bir lig yapısı oluşmaya başlıyor. Onları es geçiyor. Yani bunları çözemedi daha. Yok 5 yıldız aldı, 6 yıldız aldı. Yani nelerle tartışıyoruz. Ama şunu tartışmıyoruz. Sokaktan geçene sorsam, bu kadar çok genç nüfusu olan bir ülkenin, bu kadar dinamik olan bir ülkenin, siz çocuklarını tutup da futbol denilen bir konuda eğitemiyorsunuz. Kabul edin kardeşim, sizin bir kere altyapı eğiticiliği diye bir konuda çok uzmanlaşmamışsınız. Bizim elimiz 15-16 yaşında geliyor çocuk. Hadi ona işin yoksa. Büyük bir yaşa gelmiş çocuğumuza bile hala tekniği, taktiği bilmem neyi o kadar eğitimsiz bir şekilde yalnız bireysel becerisiyle ben futbolcu oldum mantığıyla büyümüş bir çocuğu gelip siz takım oyunu adapte etmeye çalışıyorsunuz. Bunlar o kadar kolay iş değil. Dolayısıyla görüldüğü üzere işte Türk futbolu sorunları ortada. Çıkıp Evet. futbolu yöneten kimse, kimlerse bu arkadaşlarımıza sesleniyorum. 1923'ten beri bu ülke başarılı olmak adına çaba sarf ediyor. Saydığım kadar başarılı. Sorun. Hiç kendi kendimize sormuyoruz bu. Biz nerede doğru yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz? Bizim bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani 3-4 kişi mutlu olsun diye mi yapacağız biz bu işi? Hepimizi kullanıyorlar. Antrenörleri, oyuncuları, yöneticileri. Hepimiz kullanılıyoruz yani. Ve sonra birileri neyse kendi amaçları, ben onu çözemedim hala. Futboldan ne bekliyorlarsa, ne alıyorlarsa, nasıl onlara bir fayda sağlıyorsa 3-5 kişi mutlu olsun diye yapıyoruz hep beraber. Buna koskoca adamlar alet oluyor, medya alet oluyor, herkes alet oluyor. Maalesef böyle devam ediyor ve değiştirmek adına kimsenin ağzından bir söylem duyamıyoruz. Kimse bir proje sunmuyor. Kimse ya bir seçim yapılıyor. Seçimde bir tane aday gösteriliyor. Direkt olarak onu siyaset gösteriyor bu adayı ve arkadaşımız seçiliyor. Olur mu yani? Futbolla ne alakası var sizin sevgili Mehmet Büyükekşi'nin? Ne alakası var? Bu hayatında top oynamamıştır belki. Yani bu arkadaşımız, bir tanışıyorum, çok da güzel bir insan. Düzgün, karakterli. Çaba sarf ediyor. Ama hep danışmanlarla yapıyor işi. Kendi bilgisi görgüsüyle değil yani. Danışmanlar onu yarıltırsa nasıl olacak bu iş? Olur. Yani kendisi bu konuda. Bu işin içinden gelmişlik tabii bir avantajdır ama maalesef şuna katılmıyorum. Futbolda kendi içinden entelektüel bir insan yetiştirmiyor. Çünkü eğitimle spor maalesef Türkiye'de birbirine asimile olmadı. Yani beni bize geliyor 12 yaşında çocuğum var hocam ya çok kabiliyetli ne yapalım okula mı gitsin top mu oynasın? Aile seçim yapmak zorunda bırakılıyor. Ya olur mu ya bunlara göre bir özel eğitim sistemi oluşturamıyor musun? Bu kadar zor mu? Bir sabahçı öğlenci vardı bir şeydi. Yani bunlar tabii kimsenin umurunda değil. Yani ya bakın uluslararası boyutta yarışacak sporcuların mesela bir yüzücünün günde 8 saat yüzmesi lazım ya. Bu çocuk ne zaman yüzecek, ne zaman okula gidecek, ne zaman bir meslek sahibi olmak için bir ortam bulacak olur. Bakın bunlar aslında o kadar basit çözülecek şeyler ki yeter ki isteyin. Yeter ki futbolu bu kadar az insanın kullanacağı ve az insanın çıkarlanacağı bir konumdan kurtarın. Ben şimdi siyasetçi arkadaşlarımı sesleniyorum. Hepsi bizim abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz. Yani şimdi durup dururken biz kimseyi birine şikayet etmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Bu ta bugün de böyle, dün de böyleydi, evvelsi gün de öyleydi, şimdi böyle devam edecek. Yani burada benim onlardan ricam şu. Allah aşkına herkes mecrasına çekilsin. Evet hocam. Yani herkesin etkili olduğu mecraya çekilsinler. Herkes liyakatla bir iş yapmaya gayret etsin. Ya bakın ben yani çok kaba tabirle bir Menemen Spor'a gelmeden evvel Menemen TK'ya bir Süper Lig takımından hangisi boşalsa sağ olsunlar aranıyoruz. Gel dendi ki hayırlı olsun. Akşam 7'de toplantı var. Açıklayacağız. Yeni de aradı ertesi gün arkadaşımız. Hocam ya telefon geldi bir yerden. Bunu almamız lazım. Ben bırakacağım bu işi. İstifa edeceğim. Ya kardeşim hiç istifa etmese bırak. Öyleyse öyle yapacak bir şey yok. Yani maalesef böyle. Ve yani artık oralara kadar, antrenör atamaya kadar. Ya bu şey değil ki yani bu devlet suçlarını adam almıyorsunuz ki. Bir özellik isteyen bir iş buluyor yani bir eğitilmişlik. Yani bugün futbolu bırakıp dünyanın hiçbir yerinde ertesi kimse antrenör olmuyor. Buna kimse müsaade etmez. Bu ülkede orta yönü oynuyoruz. Çünkü başına bir tane lisanslı arkadaşı getiriyorlar. Bakın Karagümrük mesela. Bakın görün. Başında bir arkadaşım var.
Ha, şimdi Şoto geldi. Belki onun vardı lisansı. Veya bir sürü takım. İsim vermek istemiyorum. Şimdi çocuklar da bozuluyor. Hocam niye öyle diyorsun bize? Ya kardeşim yakışır size. Uluslararası boyutta oynamışsınız. Türkiye'de ben senin futbolculuk geçmişin beni bir yere kadar ilgilendirmiyor ki senin eğiticilik boyutun beni ilgilendiriyor. Pardon araya telefon Hocam geliyor. biraz toparlayabilir miyiz? Diğer soruma geçmek için Şimdi kritik. toparlıyorum yani bunları bilin duyun iş olsun diye yapmayalım bir şey. Madem ki öğrenmek istiyorsunuz bir şeyleri yani siz program yapın da biz de anlatalım insanlara. Evet hocam, haklısınız. Dolayısıyla bunları herkesten duyamazsın yani. Türkiye'de insanlar birbirine bir şey söylemeye çekinirler. Herkes midesine bağımlı çalışır. Bir söylersem ne ya şey olur söyleme bana ne. Uyuyan yılan uyandırma misali falan filan. Yani böyle bakılır. Korkacak bir şey yok ya. Bir lokma ekmek her yerde var ya. İnsan düşündüğünü konuşamıyorsa olur mu yani? Ve bu söylediklerimiz yalan şeyler değil. Gelişmiş ülkelerin yaptıkları bunlar. Yani buna kimseye hakaret etmiyoruz. Küfür etmiyoruz. Belden aşağı konuşmuyoruz. Olması gerekeni anlatıyoruz. Ha, arkadaşlarımız da şuna saygı duysunlar. Ben Türkiye'de profesyonel futbol oynadım. 74 yılında Sivas Spor'da profesyonel oldum. Sırasıyla Tekirdağ Spor, Hacettepe, Ankara Demirspor'da profesyonel futbolcuydum. Aynı zamanda Ankara Spor Akademisi'nin futbol bölümünü bitirdim pekiyle ve orada öğretim görevlisi oldum. Çalışmadım, gittim Almanya'ya. Çünkü Türkiye'de antrenör kursu açılmıyordu. O zaman antrenör nesli kapattırmış bunu, yaptırmıyordu maalesef rekabet olmasın diye. 1980 senesinden bahsediyorum. Dedim gittim Doğan'ın Şahmetli Futbol Federasyonu'nda. Abi dedim ya yapmak istiyorum. Ben üniversite okudum, profesyonel futbolcuyum. Nasıl oluyor ya? Nasıl engellersiniz benim antrenör olmamı? Ya İlman dedi işte siz mezunları biz en iyi lisansıyla çıktık ama olmadı hala falan filan. Peki ne yapacağız biz? Dedi bir tek Almanya'yı kabul ediyoruz. Gidip orada teknik direktör kursuna bu haline katılabilirsin. Yap gel Türkiye'deki karşılığı bu dedi. Gittik Almanya'ya ki alakası yok. Dediler ki Alman ne yapıyorsa aynı yoldan gitmen lazım. Olmaz böyle bir şey yok dediler. Üniversiteye girelim. Hadi girdik. Üniversitesini bitirdik sıfırdan. Futbol bölümünü pekiyle ki tarihinde yok bir yabancının bitirdiği. Geldik Almanya'nın genç takım B lisansı, A lisansı, teknik direktörü kursu 92 senesinde bitirdim ben pro lisansı. Ve geldik ülkemizde hizmet edelim. Farklı bir görüşle dedik. Geldim Türkiye'de Malatyaspor'da 82, 86 senesinde iki kere senenin antrenörü seçildi Müslük'le. Yani böyle bir giriş yaptık. Bilgi yani Yılmaz Vural bilgiyle gelmiş Türkiye'de ender insanlardan bir tanesidir. Ben hiç gittiğim bir yere birisinin tavasutu aracıyla gitmedim. Ve düşünebiliyor musunuz? Bana Türkiye 31 farklı takım 8 takımı da iki kere çalışmışım yani. 31 farklı takım 7 coğrafi bölge demektir. Ve hepsinde ikişer üçer kez olmuşuz. Yani bir insan merak eder. Bu kadar eğitim yapmış. İki üniversite bitirmiş. Profesyonel futboldan geliyor. 37 sene üst seviye hocalık yapmış bir adama. Bu işte bir yetkili kimlerse bir merak edip de. Ya hocam ne oluyor bu Türkiye'de? Sen kıyaslayabiliyorsun. Almanya gibi çok önemli bir ülkede eğitimini almışsın. Ülkemizde kıyaslayabiliyorsun. İçinde olmuşsun. Her yeri gördün. Burada yerel medyası ne yapıyor? Burada altyapısına, tesisleşmesine, yönetici anlayışına, taraftar nasıl bakıyor? Bütün konuları araştıran lazım. Bize bir fikir ver. Biz doğru mu yapıyoruz, yanlış mı diye merak etmez mi birisi Recep ya? Hiç kimseden bugüne kadar böyle bir istek gelmedi. Kimse korkmasın. Para falan istemeyeceğiz yani milletten. Artık geldik biz de. Evet hocam. 71 yaşındayız yani. Anlatabiliyor mu kardeşim? Bak kısaca özet Gayet bu. net anlattınız hocam. Özet bu. Evet. Buyurun sorunu alayım. Şimdi sevgili hocam yeni bir gelişme daha yaşandı sıcağı sıcağına biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu almış olduğu kararla beraber Süper Lig başta olmak üzere 1. Lig'deki yabancı sayısı kurayla ilgili yeni bir düzenlemeye gittik. Siz bu düzenlemeyi doğru buluyor musunuz? Peki bu düzenleme akabinde hem kulüpler Türk futboluna katkısı ne derece olur? Yani peki bunu neye dayanarak yapıyorlar? Yani Futbol Federasyonu'nun bir teknokrat grubu var da bunları araştırmış etmiş de ta 70'li senelerde başladı bu olay. O günden bugüne araştırmışlar da futbola bunun katkısı nedir, ne yoktur, bunu nasıl azaltırsak ne olur diye düşünerek mi bulmuşlar bunu?
çareyi. Yoksa Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu güncellik içerisinde kulüplerin kendine müracaatı içerisinde bir onların isteği doğrultusunda bir iş yapıyor. Ben bunu anlamış değilim yani. Niye yasaklıyorsunuz? Niye açıyorsunuz? Geçen sene buyken bunu niye yapıyoruz? Sonra niye buralara düşünüyoruz? Niye? Yani bakın bunları açıklamaları lazım. Şu kadar sayıda olursa Türk futbolunda şundan olur. Şu kadar şey olursa bu olur. Ya böyle açıklanır bu. Şimdi dünyada yasaklarla bir şey çözülmüyor. Bakın. Çünkü siz Avrupa ile yarışıyorsanız İngiltere size 11'inde yabancı bir oyuncuyla oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde seninle yarışıyorsa sen bir şeyleri yasaklayarak bu işi çözemezsin. Ama kardeşim Şampiyonlar Ligi oynayan takımın ihtiyacı vardır. Alır da sen de alıyorsun ya. Sonuncu takım olarak 14 tane yabancı. Nerede paran var kardeşim? Eksilesin. Bakın futbol hiçbir kulübün kasasını açtığında içinde parası yok. Hep bulunur. O para oradan bulunur, buradan bulunur. Ve yöneticiler sabah gelirler, akşama kadar para ödemesi yaparlar. Artık en sonunda buralarına gelir, bırakır giderler. Ve tabii ki sistem değiştirilmeye çalışıyor. Bakın Türkiye'de bilmem haberiniz vardır tabii. Bizim yeni çıkan yasayla Spor Bakanlığı'na bağlandı her şey. Ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Gençlik Müdürlüğü kaldırdı. Onun yerine Gençlik ve Spor diye iki müdürlük açtı. Spor Bakanlığı'na bağlı. Ve onlar vasıtasıyla mesela kulüp mü kurmak istiyorsun? Federasyona artık müracaat ederken şimdi şeye müracaat, devletimize müracaat edeceksin. Devlet sizi uygun bulursa kulüp kurmanıza müsaade edecek. Yapı buna gitti. Ve bu arada çıkan yasada bir laf vardı. Herkes kendi yönetiminden sorumludur diye maddi manevi. Ondan sonra bu bir tartışmaya açıldı. Dendi ki ya hiç yönetici bulunmaz böyle olur. Ya bulunmasın kardeşim. Kapanın kardeşim. Böyle olacağına yani. Kaldırın ya. Bakın koskoca İngiltere Hayes faciasından sonra Thatcher diye bir başbakanları vardı kadın. 5 sene yasakladı. Yurt dışına gidemezsiniz dedi. Kendinize gelin. Akılların ondan sonra gidin dedi. Ondan sonra holiganlar stat yakarken şimdi gidin İngiltere'de dünyanın en güzel ligi, en güvenilir ligi oldu. Yani böyle olacaksa biz de yapalım böyle, böyle rezil olacaksa. Yani dolayısıyla arkadaşlarım şu var, Türk futbolu doğru yolda değil. Ya 136 tane kulübün olduğu yerde, ey kulüpler birliği, sen niye 20 takımın kulüpler birliği? Diyorsun ki siz de kendiniz kurun. Ya kardeşim bunların ne güncelliği var da o kurdukları kulüp şeyle söyleyiş bir kulüp şeyle vakfıyla nasıl hakkını arayacak? Sen bunların hepsine sahip çıkacaksın. Bugün Kerem Aktürkoğlu nedir abicim? Nereden geldi? Erzincan'dan. Barış nereden geldi? Keçiören'den. Efendim bir sürü oyuncu var. Sizin altyapınız buralar kardeşim. Buralar sizin altyapınız. Buraları düzeltin. Buraların tesislerini yapın. Buraların ekonomisini düzeltin ki size buradan bir oyuncu portföye çıksın. Yoksa bakın ben transfer yapacağız. Türkiye'de takımımızı alacak oyuncu bulamıyoruz. Hep 30 yaş grubu. Hep 30 yaş. Genç kimse yok. Gittik Almanya'ya yolladık yardımcı hocamızı. Bir aydan beri orada. Türk çocukları. Onların da buraya güveni kalmamış. Hep dolandırmışlar. Dolayısıyla Almanya altyapınız yani. Bizim takımda var şu anda 5 tane Almanya gelen çocuk oynuyor. 5 tane. Yani şunu demek istiyorum. Kendi malını üretmeyen bir ülkesin. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyorsun ve uluslararası boyutta yarışmak istiyorsun. Olur mu ya? Yani sürekli olmuyor. Hadi geldik şimdi Avrupa Şampiyonası'na. Ya Allah aşkına sana soracağım Recep ya. Koskoca milli takımına 1.000 küsur tane teknik direktörü olan bir ülkeyiz biz. 30.000 küsur hocamız var bakın. Federasyon bu kadar yetiştirmiş. Teşekkür ederiz. Ya peki Montello diye bir kardeş geldi. Ve de çok başarılı gidiyor. Kutluyorum kendisini. Peki bunu getirirken ne düşünerek getiriyorlar? Türk'ten daha çok biliyor. Avrupa ile yarışıyoruz. Avrupa kültürünü biliyor. Daha başarılı olması olası. Ha bizde de uluslararası boyutta yarışacak antrenör yok demektir bu. O zaman Futbol Federasyonu ikinci bir soru. Bu antrenörleri ben mi yetiştiriyorum kardeşim? Senin bir eğitim dairen var. Sen yetiştiriyorsun. Sen niye Türkiye'yi temsil edecek uluslararası boyutta 3-5 tane hoca yetiştiremiyorsun diye adama sorarlar. Yani burada antrenörü mü suçlu, yetiştiren mi suçlu olur? Yapmayın arkadaşlar. Kimi kandırıyorsunuz? Hep günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bir ülke
İnsanla yapılan işte, insanla yapılan işte yabancıyı sokar mı ya? O zaman gel Genelkurmay Başkanı da yabancı yap, gel ekonomi bilmem nesini de yabancı yap. Olur mu ya? Spor bunlardan biridir yani. Bu kadar önemli bir iştir. İnsanla yapılan bir iş bu çünkü. O genel arkadaşımız insanı tanıyana kadar sabahlar olur. Sabahlar olur. Olmaz. Yani bu mantıklı bulmuyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ha, Hocam kafatasçı bir insan konuştuklarınızın değilim. tamamını altına imzamı atıyorum. Aynı düşüncedeyim. Kafatasçı biri değilim. Ben de Almanlardan Allah razı olsun eğittiler bizi. Ve karşılığında 1 lira almadan eğittiler. Ve şimdi burada bakın pro lisans 400 bin lira. Ve oraya zaten giremiyorsunuz. Torpil, morpil, onun adamı, bunun adamı. Bir de o parayı ödeyeceksin. Ya çalışmayan bir arkadaşım için 400 bin lira parayı vermek kolay mı Allah aşkına? Ne yapmak istiyorsunuz? Antrenör mü yetiştireceksiniz, para mı kazanacaksınız? Yakışıyor mu futbol federasyonuna böyle fahiş bir fiyatta bir şey yapmak? Şimdi bakın bütün bunları konuşması gereken aslında Türkiye Antrenörler Derneği. İsmail Bey başımızda 23 seneden beri. Hiçbir gün İsmail Bey'in çıkıp da toplum önünde antrenör hakkını savunduğu bir konuşma duydunuz mu? Belki ismini bilmiyorsunuz. İsmail Dilber size söyleyeyim. 23 sene. Ve bu kardeşimiz yapsın ölene kadar yapsın. Hiç problem değil. Ama bir katkıda bulun lütfen. Antrenör mağduriyetinden geçilmiyor. Antrenör herkesin elinin kiri olmuş. Canı sıkılan iki maç sonra antrenör yolluyor. Antrenör haklarını bir yerden alacak halde değil. UÇK'sı vardı kaldırdılar. Git diyor normal mahkemeye başvur. Türkiye'de normal mahkemelerin problemleri gelmiş dağ gibi olmuş. Sen bir de adamları bununla mı meşgul edeceksin kardeşim? Yani vurdun baş 5 sene sonrasına geliyor senin davanda. Yani bir alacağın olan kulüpten rahmetli olmaya yakın paranı alırsın. Veya alamazsın. Zaten araya birileri giriyor kıramayacağın. Ya yapma yakışır mı sana bu kulüp kapanıyor etme. Yani dur mu yani? Ya o kadar bir keşmekeş, o kadar bir güçlüden yana tavır olan bir sistem var ki yazık ya ben üzülüyorum. Yani böyle bizim başımızda bir cumhurbaşkanımız var. Futbolu çok seven. Ona rağmen ya danışmanları doğru danışmanlık yapmıyorlar. Yani başka bir şey olmaz. Çünkü ne deniliyorsa yapmaya çalışıyor kendisi. Çünkü hakikaten Cumhurbaşkanımız siyasi görüşü ne olursa olsun. Spordan geliyorsunuz herkes de aynı muhabbeti yapar. Çok seviyordur. Hakikaten çok iyi de tanıdığımız birisi aynı zamanda. Fakat böyle bir yetkili bir ağız var artık bizde. Yani bir söylemiyle her şeyi değiştirebilecek gücü olan bir başımızda bizi yöneten bir arkadaşımız var. Ve doğru mu anlatmıyorlar? Doğru mu yapmıyorlar? Bakın devlet 40'a yakın stat yaptı ya. İçinde yarışanların 14 tanesi yabancı ya. Bu Türk gençliği için mi yapıldı? Yabancı gençliği mi burada para kazansın, spor yapsın diye bu tesisler. Anamız aldı bizim toprak sahalarda takım çalıştırmaktan yani. Şimdi bizler yokuz bu alemin içinde. Bunlar var. Yani olsun gelsin ama her ülke önce kendi vatandaşı ondan sonra yetmediği yerde yabancıdan yardım alır. Bu ayıp bir şey değil yani. Ama yani kardeşim yani sen neyse ya Recep can sıkıcı bir olay. Türk futbol kamuoyunda yakından takip edilen, sevilen bir futbol adamısınız. Futbol kariyeriniz boyunca çok isteyip de arzuladığınız futbol adayı hedeflerinize ulaştınız mı? Futbol kariyeri boyunca futbol hayatınızda ne tür dokunuşlar yaptı? Yani tabii ben profesyonel futbol oynarken Tekirdağ Spor'da eski Fenerbahçeli Selahattin Torkal hocamızdı. Bu ara üniversite sınavlarına giriyordum. Ve Ankara'da Gaziantepspor bölümünü kazandık. Gittik dediler ki puanlar yükseltildi eyvah. O ara tesadüfen Ankara'da Gençlik Spor 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi açıldığını söylediler. Amcam benim Tapu Kadastro Meslek Lisesi'nin müdürüydü. Yanına gittim. Amca dedim gene serseri olduk. Ben dönüyorum Tekirdağ'a. O dedi ki o ara bir çocuk geldi sakallı falan. Hocam benim çıkışım verir misiniz okuldan dedi. Ne yapacaksın oğlum dedi. Ya işte dedi 19 Mayıs'ta içinde spor akademisi kuruldu. Orada kaydımı yaptıracağım. Saatte 3, 2,5 saat sonra kayıt bitiyor. Nerede burası? Bindim taksiye gittim oraya. Ve orada 2,5 saat o çocuk gelmese haberim olmayacak ve belki bu yaşam tarzım başka bir tarafa doğru gidecekti. Ve okula kaydolduk. Bir müddet sonra bizi çağırdılar sınavlar var diye. Kabiliyet sınavları okula girmek için. Ve 3.500 kişiye yakın
Atatürk Spor Salonu'nda Ankara'daki öğrencileri aldılar ve sınav yaptılar ve okula 13. olarak Ankara Spor Akademisi İstanbul aslında kazandı ama sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Hocayı becerik iş yaptık. Değiştik yani bir arkadaşla ve ben Ankara'da akademiye başlamış oldum. Tamamen tesadüf, tesadüflerle. Ve şunun için başvurdum. Ben dedim antrenör olmak istiyorum. Bu işi açılmış Türkiye'de bir tane üniversite. Bilimsel olarak öğrenmek istiyorum. Ve bu amaçla başladık ve düşündüğüm yolda adım adım işte Avrupa, Kanada, Türkiye'de bitirmiştik derken orada yeniden okuma, bitirme. Hakikaten bakın 85 milyonda benim yaptığımı, bunu yani şey için biraz ego ile konuşmuyorum. İkinci bir Türk vatandaşı yapmamıştır yani. Çok kolay bir yol değil yani. Sıfır Almancanız var, gidip onu öğreneceksiniz, üniversite bitireceksiniz, gidip kurslara. Bir de gitsin bir kişi Almanya'da pro lisansa katılsın da göreyim onu kim varsa. O kadar kolaysa. Yani biz bir şeyi küçültmek adına o kadar saygısız davranıyoruz. O kadar kolaysa buyurun gidin işte Almanya orada duruyor. Yapın gelin göreyim ben sizi. Yani eğitilmiş insana karşı bir saygının olmadığı. Bakın hepimiz çocuklarımızın diğerlerinden farklı olsun diye yabancıları öğretmeye çalışıyoruz. Yurt dışlarına yolluyoruz orada öğrensinler gelsinler bir yerde bir yere başvurduklarında CV'sine bakılsın. Aa bu çocuk bunu yapmış. Aa farklı gelsin. Böyle bir durum yok maalesef. Bakın ben üniversite, Türkiye'de 200 küsür üniversite var. Abartmış olmayayım 100 küsürüne gittim söyle şey yapma. Üniversiteden rektör arıyor diyor ki ya hocam işte anket yaptık seni istiyor çocuklar. Bakın Ağrı, Iğdır, Doğu Beyazıt, bütün Doğu yani bu tarafa. Yani gitmediğim bir yer. İstanbul zaten Ataşehir'den Yeşilköy'e gidene kadar yolda var 50 tane üniversite sağ olsun. Hepsine gidip çocuklarla konuşuyoruz. Ve orada biterken çocuklara şöyle diyorum. Sevgili rektörüm, her üniversite kendi eğitimini çok üst seviye olduğu iddiasında bulunması doğrudur. Bu iddia ile yapılması lazım. Ama benim sizden bir ricam var. Bu ülkede nasıl dayı bulunur diye bir branş daha açın. Hamiline bir kartla bir yere gitmezseniz maalesef ne eğitimi yaparsanız yapın. Bizim orada değerlendirmenin söz konusu olmuyor. Ya peki o zaman biz aileler ne yapalım? İlle siyasallaşmamız mı lazım? Biz bir vatandaşız. Gideriz oyumuzu kullanırız. Kime kullandığını karımız bilmiyor. Yani ki bunun da siyasi tarafını bakın sanat ve spor bu işler çünkü sizi sağcı da sever, solcu da sever. Herkesin insanısınız. Çünkü çok enternasyonel bir iş yapıyorsunuz. O konuda bir siyasal bir boyut olmaması gerekir bana sorarsanız. Ha siz bir yere oy vermek istiyorsanız gider mi? Ben böyle bakıyorum olaya. Dolayısıyla yani kendi kafanıza göre özgür kalmak Türkiye'de kolay değil. Muhakkak bir tarafın yanında olmanız lazım. Güç kimden yanaysa ondan yana tavır almanız lazım ki bir şey olur. Yoksa maalesef bilgiyle buraya kadar geliyor. O yüzden ben tabii ki herkesin ben amacıma eriştim. Ben Türkiye'likten de hoca olmak istiyordum. Oldum Allah'a şükür. Avrupalarda oldum. Eğitimlerimi yaptım. Geldim burada Türkiye'de. Bakın kimseye nasip değil. 31 farklı takımda hocalık yaptım. Dünya rekoru bende olumsuz da olsa. Başka kimse yok. Ve 800'e yakın resmi maç yönettim. Şenol Güneş'ten sonra Türkiye'de en fazla resmi maç yöneten ikinci antrenörüm. Veya bu kadar işler yapılmış be kardeşim. Ben mi diyeceğim beni şuraya getirmedin? Getirir, sen getirirsin, sen bilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Zaman zaman iş İran'ı olsun diye bir şeyler söylüyoruz ama yani aslında o değil yani. Yani bizi bir varsayalım hep söylüyoruz işte büyük takımlar, milli takım hoca olalım. Her antrenör ister böyle bir şeyi. Meslek hayatının bir bölümünde artık buralarda olmak ister. Çok doğaldır bu. İstiyoruz tabii. Yine söylüyorum herkese buradan. Getirin görün antrenörlük nasıl yapılır. Bir antrenörün bir takıma ne kadar katkısı olur. Bakın size küçük bir örnek vereyim ya. Çalışsın takım şimdi. Süper Lig'de çalışan hocalarımızın çoğu ikincilikten bir teklif gelse kabul etmeyebilirler. Bakın mesela Karadeniz'de bir fıkra vardır. Karadenizli kaptanı yemek isterlerse Karadenizler takaya kaptan yaparlar. Sonradan Transatlantik'te buna yardımcı kaptanlık teklif ederler. Hayır der ben kaptanım gelmem. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle değil. Ben de böyle değil. Ben futbola hizmetse burada da bakın 31 farklı takımda çalışmış biri olarak
En mutlu olduğum yerlerden burası biri değil. Bir tanesi bura. Bakın, o kadar mutlu çalışıyoruz ki arkadaşlarımla ekibimle. Benim ekibimde hepsi Süper Lig'de çalışmış insanlar yani. Bana diyebilirler de hocam ya nereye gidiyorsun benim falan. Hayır. Korkunç güzel bir imkanları sunmuş bir başkan var. Bilgin Tokur Bey. Buradan sizin kanalınızdan teşekkür ederim. Ve kulübümüzde tek Bilgin Bey ve bizleri profesyonel yöneticiler seçmiş hem idari konularda hem bize yeşil sahayı bıraktı kendisi. Ekonomi ve idari işleri çözüyor sağ olsun. Ve bakın bu kadar aynı takım, aynı oyuncularla değişiklik olur mu? Biz buraya geldiğimizde 10 maçta takım 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyeti vardı. 10 gol atmış, 13 gol yemiş, eksi 3 averajı vardı. Geri kalan son 8 maçın 6'sını kazandık. Bir berabere kaldık, bir kaybettik. 18 attık, 10 yedik, artı 8 averajı. Ne oldu yani? Elimize sihirli değnek falan yok. Gece 3'lere kadar çalışıyoruz. Ve dolayısıyla bu takımı şu anda playoff'un içine soktuk. 12. sıradaydı. Ve bu hafta kazanırsak Erzincan takımı kaybettiği için onu bir puan geçeceğiz. Ha İskenderun takımı deplasmanda oynuyor. O puan kaybederse onu da geçeceğiz. Dördüncü sıraya geleceğiz. Bu korkunç bir şey yani. Yani dolayısıyla takımlarla aramızdaki puan farkları 14 falanken 5'lere düşürdük. Bir Kastamonu aramızda bir puan fark var 12 puan. Yani bu ligde de herkes herkesi yeniyor yani. Dolayısıyla 18 tane maç var. Kimin başına ne geleceği hiç belli olmaz. Dolayısıyla siz sürekli kazanırsanız bir yere... Ya yani bu bilgisizlikte mi yapılıyor bu şey? Tesadüfen mi oluyor? Yani çok şükür Allah'a yine burada işte çok az taraftarımız gelirken stadyum şimdi doluyor. 4-5 bin kişi doluyor yani. Demek ki insanlar bir uygulamadan memnunlar. Geliyorlar seyretmek için bir heyecan duyuyorlar demek ki. Şunu demek istiyorum. Ya bazı insanların yaşam şansları, şeyleri düşük olur ya. Yıldızları. Biz de uğraşıyoruz. Allah aşkına çok da mutluyuz. Hiç öyle gözümüz yukarıda değil. Ha isterse birisi değerlendiririz tabii yani. Sonuç olarak biz de istiyoruz ki Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden takımlarımızda olmak. Oralarda antrenörlüğün bir Türk antrenör olarak. Soruyorlar bize niye gitmedin Yılmaz yurt dışına gitmiyorsunuz? Türk antrenörleri niye gitmiyor? Ya kardeşim nasıl gider? Fatih Terim gidiyor. Neden gidiyor? Uluslararası arenaya çıktı adam. Çeyrek final önünde Avrupa kupalarında UEFA kupası kazandı. Yani giderken o takım da getirirken Fatih Terim'i kendi taraftarına derdini anlatıyor. Bakın bunların böyle başarısı var. E bizim nerede var? Bizim uluslararası boyutta maçları oynamadı ki. Ben Trabzonspor'dayken Dundee United, Bochum, bir oynadık bizler de oralarda. Ama yani bir başarı olayı. Adam seni alırken bir şeye dayanarak alması lazım. Senin lokal başarını onu ilgilendirmiyor. Türkiye'de yok. 2 sene üst üste senenin hocası olmuşum. Burada aldığım başarılar veya başarısızlıklar ilgilendirmiyor ki onu. Yani biz Türk antrenörü bir pazara mı soktuk da? Onu iyi mi pazarladık da o gitmedi? Bakın Türkiye'de bir kere yabancı dil eğitimi çok kötü. Biz ilkokul, üniversite bitene kadar İngilizce okuduk. Hala what is your name desin kardeşim. Yani nasıl öğretiyorsunuz ya? Bu kadar olur mu ya? Tesadüflerle iş olur mu? Bu kadar ciddiyetsiz yapılır mı bu iş yani? Teknik taktik adıyla yeterli bir eğitim görmüyor Türk antrenör. Yani maalesef Avrupalı meslektaşlarıyla aynı şekilde eğitilmiyor. Yani Avrupalı meslektaşlarıyla eğitilmeyince de Avrupa pazarının içinde olamıyorsunuz. Dolayısıyla düzeltilmek istesin. Türkiye'nin parası da var. Türkiye bakın istediği 40'a yakın stat yaptı. Dünyanın en modern statları, en yeni statları bizde şu anda. Ama burada olan bir sürü takımda antrenman sahası yok yani. Altyapılarında hiçbir sahası yok. O çocuklar ne yaparsa yapsın. Kötü kötü halı sahalar. Bakın Galatasaray'ın Fulya'da bir tane üçgen saha var. Bir de birkaç tane A takımın sahası var. Altyapı oralarda çalışıyor. Fenerbahçe'nin bir dere ağzında bir Fikirtepe'de iki halı sahası var. Beşiktaş'ın Fulya'da bir tane beden terbiyesinin sahasında 6 yaşından 19 yaşına kadar herkes orada. Bunlar büyük takım. Havaya gelince büyük takım demeyi biliyorlar ama vizyon yok. Bakın 100 yıllık kulüpler bunlar. İstanbul o zaman 100 sene evvel bomboş.
400 dönüm bir arsa çevirip de burada kendi malımızı üretelim diye hiçbir yönetim düşünmemiş. Yani oradan taşımasıyla para bul, oradan bul, allem kullem, işte bilmem ne yap, bir takım kur. Al Galatasaray, bakın Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Geldi UEFA Kupası oynayacak. İnşallah orada devam eder. Fenerbahçe Konfederasyon Kupası'nda oynuyor. Harcadığı para Avrupa'da bir sürü takımın harcadığı paradan çok. Yani bu para harcamakla da olmuyor ki yani. Dolayısıyla Türk futbolunun durumu bu. Ha, birileri derse ki biz bu işi düzeltmek istiyoruz samimiyetle. Futbol neyse, nasıl yönetiliyorsa yurt dışında öyle yapmak istiyoruz. Bunu inen veren verin. Bir iki senede Türkiye'nin bunu düzeltecek dinamizmi var. Parası da var. Alan da var. Arsa da var. Her şey yapılır. Kendi ne yapıyorsa o kadar var. Yani dışarıdan bir katkıyla bir şey öğrenip gidip hele uluslararası arenaya çıkacak bir birikim olmuyor. Olmuyor. Onu da yapmayan kimse utansın yani. Bakın bu gençlik bir gün soracak. Futbolu idare edenlere söyleyecek. Ya diyecek ki bu 21 milyon çocuk. Ya dünyanın en lokum mesleğini yabancı arkadaşlarımıza sunuyorsunuz. Ya bu ülkeye benim babam şehit oluyor. Benim biz vergi veriyoruz. Biz bu ülkenin soruları kafa patlatıyoruz. Bu ülke için canımızı veriyoruz. Yani niye bize değil de onlara? Diye soracak ya. Ne cevap vereceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ya işte kusura bakmayın da biz şimdi uyandık. Daha mı olacak? Ya dünyanın sonuna geldik neredeyse. Hala bir doğru şeyi yapmayacağız mı biz ya? Hala mı böyle egolu davranacak bu idareden kardeşlerimiz? Kendi yaptıklarının doğru olduğunu düşünecekler. Ve enteresandır bunlar. Ya saf ya da art niyetli. Yani böyle şey olur mu ya? Kötü gidiyor kardeşim. Bakın siyaset futboldan ne alıyorsa artık bu saatten sonra alamayabilir. Eksiye gidiyor olay. Hep sorumlu onlar görülmeye başladı yani. Sizin yüzünüzden o diye gidiyor olay. Yani biraz akıllarını karışmayın kardeşim. Bakın kendi işin. Herkes kendi evinden üç atı süpürsün ya. Olmaz ki yani. Yani bunları söylerken inan şuna üzülüyorum. Benim safiyane düşüncem şu. Konuyu bağlayalım. Türk gencinin dünya gençliğiyle yarışırken bu yarışı önde bitirmesini istiyorum. Bu kadar basit kardeşim. Benim gencim önde bitirsin. Onun, ya bir kızlarımızın dünya şampiyonu oldu. Hepimiz ağladık ya televizyon başında. Ne oldu alt tarafı bir oyun oynanmış birisi kazanmış yani bakarsan aslına. Ama nasıl moral veriyor topluma? Çünkü onunla birlikte sen de büyüyorsun. Sen de o duyguyu yaşıyorsun. Yani böyle bir güzel bir şey niye biz böyle kötü yönetiriz? Yani niye bu insanların binlerce problemiyle yaşarken ancak böyle şeylerden mutluluğunu engelleriz? Bunu da anlamış değilim yani. Bunu da anlamış değilim. Bakın ben Menemen PK ile 3 yıllığına anlaştık. Sayın Başkan dedi ki hocam ne olur gel. Belediye Başkanımız Aydın Bey, Başkanımız Bilgin Bey, efendim Emniyet Müdürümüz Gürcan kardeşim, Kaymakamımız, Başsavcımız hep birlikte konuştuk. Yerel yönetim. Dediler ki hocam gel hep beraber burada bir hikaye yazalım. Tamam kardeşim geliyorum ben dedim. Aldım ekibimi ve bugüne kadar gidişat da mükemmel. İnşallah burada Ege bölgesinde Türkiye'de altyapısıyla, üst yapısıyla nasıl bir kulüp olunacaksa eğiticisiyle olmadı. Burada ben yoksa Türkiye'de yabancıdan destek almaktan gocunmam. Altyapıyla ilgili getiririm. Gel benim antrenörlerime eğit. Ondan sonra çek git kardeşim evine. Ne istiyorsan verelim. Bize öğrettikten sonra burada işin kalmaz senin. Dönem memleketine biz kendimizi yeteriz. Yani her şey yapılabilir. Aslında istense benim Sayın Başkanım Bilgin Tokul da bu konuda hocam gel bir hikaye yazalım. Tamam başkan yazalım bir hikaye. Elimizden ne geliyorsa yapalım. İnanın gece 3'lere kadar çalışıyoruz ki bu güzel kasabanın takımını, ilçenin takımını bir yerlere getirip bir örnek olsun diye uğraşıyoruz. Ama şu var, bu konuştuklarımızı kimseyi kırmak, kimseyi suçlamak adına söylemiyorum. Ben olması gerekeni anlatıyorum. Bunu böyle yaparsanız emeklerinizin karşılığını alırsınız. Yapmazsanız maalesef alamazsınız. Bu kadar basit. Sevgili hocam, Scorebox TV ve Taraftar Hattı programına katılarak bizler gerçekten çok mutlu olduk. Sizleri bu ekranda görmek bizler için çok sevindiriciydi.
Yani samimi olarak sorularımızı yorduk. Sizler de her zamanki bu içtenlikle, kalbi duygularınızla yine sorulara cevap verirken renk kattınız. Skorbaksi ve ailesi adına çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Rica ederim Hüseyin. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkür İyi ediyorum hocam. akşamlar.